Evet arkadaşlar, YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ağrı Doğu Beyazıt çekimlerimiz devam ediyor. İki haftadır Doğu Beyazıt izletiyoruz. Bu haftada yine bir Doğu Beyazıt bölümüyle daha karşınızdayız. Bugün yine İshakpaşa Sarayı'nın olduğu bölgede iki tane müzemiz var. Yanımızda Baran Aktaş Beyefendi var. Buradaki Ahmeti Hani Müzesi'nin müze sorumlusu. Müzelerimiz iki tane. İkisinde bir görüyorsunuz. Birisi sağımda, birisi solumda. İkisini de ayrıntılı olarak anlatacağız. Programımız başlasın diyelim. Hemen Baran Bey'e döneyim. Hoş geldiniz. Size hoş geldin Senem Hanım. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasıl, iyisiniz inşallah. Teşekkürler. Çok sağ olun. Şimdi tabii biz tarihi anlatıyoruz ama buranın tarihinden ziyade envanterimize girmesinin istememizin sebebi arkadaşlar burada Doğu Beyazıt kültürünü anlatan çok güzel etnografik eserlerin olduğu müze konsepti var. Onlara gireceğiz. Öncelikle siz Baran Bey bize isterseniz biraz Ahmeti Hani'den ve bölgeden yine biraz bahsedin isterseniz. Tabii ki. Öncelikle Senem Hanım hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tarih kokan memleketimize Doğu Beyazıt'a hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ederim. Eski Beyazıt Evi Şeyh Ahmeti Hani Müzesi 2015 yılında yapılmıştır. %75'i Serka tarafından desteklenmiştir. %25'i ise Doğu Beyazıt Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılmıştır. Ve halkımızın hizmetine açılmıştır. Aynı şekilde Şeyh Ahmeti Hani Müzesi'nde Ahmeti Hani Hazretleri'nin bal mumu heykeli var. İşte orada talebelere, öğrencilere Kur'an-ı Kerim dersi veriyor. Yine aynı şekilde Ahmeti Hani Hazretleri'nin bir eseri Memuzin adlı eseri sergilemektedir. Yine gördüğünüz şekilde eski Beyazıt Evi ise Doğu Beyazıt'ın kültürünü, yaşamını anlatan bal mumu heykellerimiz var. Bu şekilde. Evet. Gelen turistlerin göz zevkine sunuluyor diyoruz arkadaşlar. Tabii. O zaman birazcık müzelerin içine geçelim. Müzelerle ilgili size ayrıntılı biraz bilgi verelim. Yolunuz düştüğünüzde müzelere gelmenizi isteriz. O yüzden sizlere müzelerle ilgili güzel görseller sunacağız. Müzenin içine geçelim arkadaşlar. Birazdan görüşürüz. Hemen müzenin ne kısmına girdik bilmiyorum. Baran Bey'e soracağız. Evet. Selam Hanım, öncelikle Ahmeti Hani Müzesi'nin içerisindeyiz. Evet. Karşıda gördüğünüz Ahmeti Hani Hazretleri'nin bal mumu heykeli var. Evet. Ve karşısında gördüğünüz gibi öğrencilere, talebelerine Kur'an-ı Kerim dersi vermektedir. Ahmeti Hani Hazretleri kimdir? Evet, lütfen. Ahmeti Hani Hazretleri Hakkari'nin Hani köyünde 1650 yılında dünyaya gelmiştir. Ahmeti Hani Hazretleri şairdir, filozoftur, din alimidir. Bu şekilde öğrencilerimize Kur'an-ı Kerim dersi vermektedir. Hı hı. Yine aynı şekilde Akide-i İman, Akide-i İslam, Memuzin adlı eserleri, başlı eserleri vardır. Yine Memuzin adlı eseri hemen yan tarafta Memuzin adlı eserimizin bir hikaye bölümümüz var, odamız var. İsterseniz o tarafa geçelim. Şimdi hemen kısa bir bilgi verelim. Ahmeti Hani Hakkari'li ama buraya evet. Doğu Beyazıt'a gelme süreciyle ilgili küçük bir bilgi verelim. Ahmeti Hani Hazretleri 1650 yılında Hakkari'nin Hani köyünde dünyaya gelmiştir. Hani lakabı Hani köylü olduğu için bu şekilde hitap etmektedir. Ve oradan Doğu Beyazıt'a ilim yaymak, bir irşat, inşaat vermek için gelen bir alimdir. Yani Doğu Beyazıt'ı seçmesinin o dönemde özel bir sebebi aslında yok. Ya da bilemiyorum yani hani belki de bu bölge o zaman daha bir hani nasıl diyelim arkadaşlar, işte yukarıda saray var, o bölgenin hani böyle bir şeyi var, nasıl diyelim size, stratejik bir önemi var herhalde. Tabii. Belki de buranın halklarına tabii.
Evet. O şekilde ilim yemek için gelmiştir. Ve kısa da bir dönem yaşıyor değil mi? 56 yaşına... 1107 yılında vefat ediyor. Evet, 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 evet. Türbesini de geçen hafta göstermiştik arkadaşlar. Ahmet-i Hani ve gördüğünüz gibi öğrencilerine... Ve mezarı da Doğu Beyazıt'ta zaten. Ahmet-i Hani türbemiz zaten. Burası iki odadan oluşuyor. İki oda. Evet, evet. Şimdi o hikayenin olduğu odaya bölüme, gireceğiz. Evet, evet arkadaşlar, bir odaya girelim, odada evet, arkadaşlar hemen girdik o odaya. Buyurun Bayram Bey. Senem Hanım, az önce dediğim gibi Ahmet Han Hazretleri'nin yazmış olduğu bir aşk hikayesidir bu bölümümüz. Burada gördüğünüz barmağı heykellerimiz ve Ahmet Han Hazretleri'nin Memuzin adlı eseri bir aşk hikayesidir. Bu hayatta yaşanmış bir aşk, gerçek aşk hikayesidir. Memuzin ise bu... Şuradaki evet, bayan. Diyen, evet. Evet. Mir Botan. Bey Zin'in abisidir. Abisi. Evet, abisidir. Evet. Şimdi kızın abisi Bey Mem'i çok sevmektedir. Tamam. Mem gel diyor, benimle bir santranç oyna diyor. Eğer sen beni santrançla yenersen, sen köyde kimi istiyorsan sana o kızı isteyeceğim diye. Tabii ki kızın abisi Bey bilmiyor onun kardeşini sevdiğini. Santranç'a oluyor, oturuyorlar, oyun 3 elden oluşmaktadır. İlk 2 el, tabii ki Mem, kızın abisini, Bey'i yenmektedir. Ondan sonra tabii ki Bey'in kapıcısı, kahyası fesatlık yapacak, ortalığı bozacak, Zin'in Mem'e verilmemesi için. Hemen Zin'i çağırıyor, Zin gel diyor, Mem senin abinle oyun oynuyor, ona gel bir destek ol diye. Tabii ki Zin geliyor. Camın önünde bekliyor. Mem onu karşıda görünce heyecanlanıyor. Ve santrançtan kızın abisine yeniliyor. Abisi tabii ki Mem'i çok sevdiği için yine diyor Mem sen yine kimi istiyorsan isteyeceğim diye. Tabii ki Mir Mem Mir'e soruyor diyor işte senin kız kardeşini sevdiğimi öğrenince kızın abisi Mir Mem'i zindana atıyor. Ah. Evet. Zindana atıyor. Çok sevmek işe yaramıyor demek ki bazen. Demek. Zindana atıyor. Tabii ki kızın abisi Mir bunun bir ilahi aşk olduğunu öğrenince Zin'e izin veriyor. İşte git diyor. Mem'i zindanda gör deyince. Tabii ki Zin gidince Mem'in orada öldüğünü görünce tabii o da onun hasretine dayanamayıp o da ölüyor. Evet. Bu şekilde bir aşk hikayesidir. Arkadaşlar bu kadar aşk hikayesi anlattık size. Ben Ferhat'la Şirin'i de gittim, Amasya'da çektim. Hiç kavuşabilen gördünüz mü? Görmediniz. Hep ikisi de bir şekilde ölüyor. İnşallah bakalım Türkiye'yi geziyoruz. Kavuşabilen bir aşıklar veya böyle bir şey bulursak onu da size seve seve anlatacağız diyoruz. Ağzınıza sağlık. Sağ hemen öbür odaya geçelim, orada görüşürüz. Arkadaşlar müzemizin bir üçüncü odasına geçtik. Hemen diğer odaya, diğer müzeye geçeceğiz. Ama buranın da bir özelliği var. Burada yine Balmumu, Ahmet-i Hani ve... Tabii ki Ahmet-i Hani Hazretleri'nin küçük yaşta öğrencilere Kur'an-ı Kerim dersi vermektedir. Ve gördüğünüz üzere şurada hemen eski Kur'an-ı Kerimlerimiz var. El yazmalı. Ahmet yine aynı şekilde Ahmet-i Hani Hazretleri'nin yazmış olduğu Kur'an-ı Kerimler. O Kur'an-ı Kerimler eski derken ne kadar eski? Yani o dönemlerin Kur'an-ı Kerimi. Tabii ki. Hep el yazmalı. Ahmet-i Hani Hazretleri'nin yazmış olduğu kitaplarımız. Arkadaşlar yakından alacağım. Göreceksiniz evet. Mutlaka. Burası da böyle bir etnografik oda diyoruz. Hemen nereye geçiyoruz? Eski Beyazıt Evi. Eski Beyazıt Evi'ne geçelim. Orada görüşürüz. Evet arkadaşlar hemen orayı bitirdik. Eski Beyazıt evine geldik. Üst kata çıktık. Hemen buradan başladık. Çünkü burada önemli bir şey var. Özellikle Doğu Beyazıt'ta has bir yemek var. Biliyorsunuz Doğu Beyazıt'ın folklorik özelliklerinin olduğu bir müzedeyiz şu anda. Buyurunuz Baran Bey.
Sena Hanım görmüş olduğunuz köfte Doğu Beyazıt'ın kültürel bir yemeğidir. Abdügül köftesidir. Abdügül. Şimdi siz diyeceksiniz Abdügül köftesi ne anlama geliyor? Evet lütfen. Abdügül köftesi kör abdi. Kör abdi. Evet eşine yapmış olduğu bir yemektir şifaniyetine. Görmüş olduğunuz köfte böyle bir tane tokmak, büyük. Evet büyük. Tokmakla dövülerek yapılıyor. Sadece içine soğan bırakılır. O kadar. Başka hiçbir şey yapılmaz. Bu yemek eşine şifa niyetine yapılmış bir yemektir. Kaç yüzyıldır bu var sizce? Yani, tarihi çok eski değil mi? Tabii ki. Doğu Beyazıt'ın çok tarihi bir yemeğidir. Evet. Çok hemen güzel. Bu odadan bahsedelim. Görmüş olduğunuz oda işte Doğu Beyazıt'ın eskiden kına gecesi yapılıyor. Hemen bakalım. Odalarda. Hareketleniyoruz arkadaşlar. Evet. Kına gecesi evet, odasına girdik. Kuşlara bakın. Kuşları sordum ben Baran Bey'e. Dedim ki bu bir kuş sesi mi? Evet. Hayır dedi. Kuşlar yuva yapmış. Yukarıda bayağı kuşlar yuva yaptığı için böyle güzel bir ses var. Evet yine buyurun. Yine gördüğünüz bir eski bir yatak. Evet. Duvarda görmüş olduğunuz işte gelinimizin çeyizi. Çok güzel. Evet. Yine gördüğümüz şekilde sandığımız var. Dikiş makinelerimiz var. Çok güzel bir bu hizmet. Şekilde, evet. Yani gerçekten tamam taşınmazları çekiyoruz, tarihi çekiyoruz ama Doğu Beyazıt'a gelen bir kişi burada geçmişte neler yaşanıyordu, ne vardı, yeme kültürü nasıl, içme kültürü nasıl biliyorsunuz biz somut olmayan mirası da anlatıyoruz. Bu müze burası için çok güzel olmuş. Odaları çok fazla. Hepsini anlatırsak siz gelip merak edip bakmazsınız. O yüzden sizlere en önemli 2-3 tane odasını göstereceğiz. Evet. Buradan sonra sizce nereyi göstermeliyiz? Hemen sol tarafta görmüş olduğunuz denk bejli köşemiz var. Denk? Denk bej. Denk bej. Evet. Yani her gece Doğu Beyazıt'ta sıra gece tarzında yapılmış olan bir müzik grubu. Bakalım biz de yine öğreneceğiz arkadaşlar. Birazdan şimdi Doğu Beyazıt kültürünün giyim konusuna gelmiş durumdayız. Evet. Senem Hanım dediğim şekilde Doğu Beyazıt'ın işte takıları, giyim kuşamları bu şekilde bir odamız. Şimdi takılar da baya böyle üstünde falan tabii. İşlemeler gümüş herhalde. Tabii hepsi gümüş. Gümüş. Evet. Giyim kültürü herhalde Osmanlı'dan çok önceye dayanıyor değil mi? Tabii ki. Yani şimdi buradaki giyim kültüründen bahsederken herhalde bir gene nereden baksanız 600, 700, 800 belki Selçuklu bile olabilir değil mi? Tabii tabii. Ve arkadaşlar bakın keçe yapımı, üzerlik, nazarlık, yün kazak, çoraplar. Yani buradaki geleneksel el sanatlarının anlatımı var değil mi? Yani Doğu Beyazıt'ta yapılan... Kültüre, gelenek, göreneklerini anlatan... Bunları köydeki veya işte buranın halkı keçe yapımı, ondan bahsediyor değil mi? Buradaki tabii. el sanatlarından bahsediyor. Aynen.
Karşıda da arkadaşlar kadın giysilerinden bahsediyor. Mesela bu giysilerin ayrıntılarına girmiş. İşte diyor ki başa takılanlar, işte puşi. Mesela erkeklerin üzerindeki değil mi? Normal böyle bir şalvarı, yün çorabı. Şunlar herhalde kafaya ve geçirilen var şurada. Bunlar da kemer ve bileklik görebiliyorum. Evet. Şöyle çok uzun bir kemer var. Kolye. Yani klasik aslında Doğu Anadolu kültürünü yansıtan bir oda. Evet. Karşıda ne vardı? Hemen işte o odada da işte yaşlı nenemizin torunu sarlarken beşikte, tahta beşikte bir odamız. Tamam, onu da detaylar içinde gösterelim. Arkadaşlar bir önemli odaya daha girdik. Burası Doğu Beyazıt'ın yayla hayatını anlatan bir oda imiş. Burada çok önemli otlar var. Hepsinin size detaylarını aldım ama öncesinde bir şu kısmı anlatalım. Buyurunuz Baran Bey. Senem Hanım, gördüğünüz üzere bu bölümümüz, odamız Doğu Beyazıt'ın yayla kültürünü anlatan bir bölümümüz. İşte burada ablamız ayran aşı yapıyor. İşte kırk çadırımız, peynir yapıyor işte ablamız. İşte çobanımız orada koyunların başında koyunları otlatıyor, bekletiyor. Bu bebeklerimiz ise kitle bebeklerden yapılmıştır. Çok güzel. Evet, kitle bebekler komplesi pamuktan yapılmıştır. Evet, çok bu güzel. Bu şekilde. Onlar da hala bu şeylerde, köylerde falan tabii, bu tabii. Adetler evet, devam ediyor. Otlarla ilgili ne söyleyeceğiz? Onların toplaması falan hepsi buraya herhalde özgü tabii, değil özgü mi? Tabii özgü dağlarda yetişen otların ısırgan otu. Şey var mı otu. İşaretli olan, işaretlenmiş hani coğrafi işaret alan var mı herhangi? Yok, hep dağlık. Dağlık yerde yetişen. Evet arkadaşlar, baya baya burada kantaron otu, ısırgan otu, işte arkada karabaş otu, hepsi şifalı bitkiler. Evet. Doğu Beyazıt'ın dağlarında hepsi çıkıyor ve bunlardan herhalde değil mi bu nane, kekik, civan perçemi falan hepsinden herhalde şifa amaçlı olduğu için abi, kendileri bir şeyler böyle merhem falan değil mi? O tarz şeyler yapıyorlar. Bu kültürü de öğrenmiş olduk. Bir de ne dediniz tandır. Tandır. Tandır kültürü var arkadaşlar. Bir odaya geçelim, bir de orada görüşürüz tamam. Arkadaşlar tandır kültürü dedik, sevmeyen yoktur ama tandır dediğimiz zaman tabii şey geliyor akla, tandır kebabı geliyor, öyle değil. Ekmekten bahsediyoruz, gördüğünüz gibi böyle kuyularda pişen çok güzel bir oda yapılmış bunu ifade eden. Hemen Baran Bey'e dönüyorum, buyurunuz efendim. Selim Hanım, gördüğünüz üzere işte tandırımız. Evet. 1 metre yüksekliğinde, evet. 80 santim genişliğinde, evet. Bacası dışa çıkartılarak. İçinde ekmek pişiriliyor. Bu şekilde bir şöyle döndüm. Tezekten yapılıyor tabii. Tabii. Evet. Hemen şöyle döndüm. Burada da yufka, ablalarımız yufka açıyor. Bu şekilde bir mutfak kültürünü anlatan. Ve o yapılan yufkalardan arkadaşlar kesmişler makarnayı da yapıyorlar. Evet. Gördüğünüz gibi çok güzel bir oda daha göstermiş olduk. Başka müze göstermeyeceğim arkadaşlar. Başka oda göstermeyeceğim arkadaşlar. Neden? Var. Birkaç tane oda daha var. Ama dediğimiz gibi hepsini anlatır, gösterirsek size siz merak edip gelmezsiniz diyelim. Bu haftada böylelikle bir Doğu Beyazıt bölümünün daha sonuna gelmiş olalım. Ağzınıza sağlık Baran teşekkür Bey. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben çok teşekkür ederim. Böyle bir yükü, eseri, tarihi anlatıcı size çok çok teşekkür. Minnettarız size. Estağfurullah. Estağfurullah. Hoş sağ olun. Sizler de bize mihmandarlık ettiniz. Bizi kırmadınız. Biz gittiğimiz her yerde bölgeyi bilen insanlarla anlatmayı çok seviyoruz. Kendisi de bize vaktini, değerli kıymetli vaktini ayırdı ve anlatım yaptı. Sizleri YouTube kanalımıza bekliyoruz arkadaşlar. Lütfen abone olunuz ve bizleri beğeniniz diyorum. Önümüzdeki hafta olan bölümü söylemiyorum. Sürpriz olsun. Çünkü buradan sonra bambaşka bir şehirde, bambaşka bir macerayla sizlerle birlikte olacağız. Herkese hoşça kalın diyorum.